Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 13'ler nasıl olacak ona bakacağız. Hepiniz biliyorsunuz daha iPhone 12'ler yeni çıktı. O yüzden bu videoda vereceğim bilgilerin bir kısmı doğru çıkabilir, bir kısmı yanlış çıkabilir. Tamamı doğru çıkabilir, tamamı yanlış da çıkabilir. Ama bana soracak olursanız bir %85'lik doğruluk payımız vardır. Biz de isterseniz gelin hemen direkt başlayalım. Öncelikle bu modeli 2021 yılı 2020 gibi olmazsa, yani başımıza meteor yağmazsa, ne bileyim dünyayı zombiler falan filan basmazsa 2021'in Eylül-Ekim'i gibi görürüz. Herhangi bir tasarım değişikliği olacak düşünmüyoruz. Cihazlar neredeyse iPhone 12 ailesiyle birebir aynı. Yalnız yine arkadaşlar, özellikle yurt dışı kaynaklarda şöyle bir şey söyleniyor. Bu ekran meselesinde Apple farklı bir adım atabilir. Yani bu oranı %80'e 20'deydi, böyle 60'a 40 falan yapabilir. Çok büyük bir aksilik olmazsa iPhone 13 mini'nin ekran boyutu 5.42 inç olacaktır. iPhone 13 ve 13 Pro 6.06 inç. iPhone 13 Pro Max'in ise 6.68 inçlik OLED ekranlarla geleceği neredeyse kesin bir bilgi. Bu cihazlarda, yani iPhone 13'lerde iPhone 12 ailesiyle boyut olarak neredeyse aynı olacaktır. Burada bir ayrıntı var arkadaşlar. Ekranla ilgili Apple tarafı ana ekranla, yani kullandığımız ekranla ekran panelini birleştirmeyi planlıyor. Şirketin buradaki amacı ise daha ince bir ekran boyutunu iPhone 13 ailesine ekleyebilmek. Yine arkadaşlar yurt dışı kaynaklarda ekranlarla ilgili çok ciddi bir dedikodu daha var. iPhone 13 ailesinin ekran tazeleme hızı sonunda büyük bir ihtimalle 120 Hz'e kadar çıkacaktır. Şimdi biraz tasarım, biraz ekran olacak ama çentikle ilgili de bir haberim var sizlere. Büyük bir ihtimalle 13 ailesinde çentik birazcık daha daralacak. Ama çentikten vazgeçmek söz konusu bile değil şimdi. Burada yine tasarım ve ekranı bağlayan bir konu daha var arkadaşlar. O da ekrana gömülü parmak izi okuyucusu. İnşallah özellikle pandemi döneminde maskeler nedeniyle Face ID'de son derece zorluk çeken biz iPhone kullanıcıları iPhone 13 ile birlikte ekrana gömülü parmak izi okuyucuya sonunda kavuşacağız. Yani artık bu iş inatlaşmadan öte bir ihtiyaç haline dönüşecek. Lütfen Apple koy şunu. Şimdi biraz ufak kameralar tarafına geçelim. Yine yurt dışı kaynaklarda analistlerin ortaya attığı bir iddia var. O da daha hızlı bir lens. Ultra geniş açılı lensin f değeri 2.4. iPhone 13 Pro ailesinde bu f değerinin 1.8'e çekileceği söyleniyor. Bu neye yarar? Şuna yarar arkadaşlar. Lense daha fazla ışık girer. Bu sayede daha net ve daha canlı fotoğraflar çekebiliriz. Erken dedikoduların yoğunlaştığı bir başka konu ise depolama alanı meselesi. Rivayetlere göre arkadaşlar bu zamana kadar maksimum 512 GB'lık model sunan Apple tarafı iPhone 13 Pro Max ailesine 1 TB'lık bir model ekleyebilir. Geldik bataryalar meselesine. iPhone 13 ailesinde 12 ailesine göre daha büyük bataryalar yer alacak. Bunu da Apple tarafı esnek devre kartı adı verilen bir teknolojiyle sağlayacak. Bu ne demek? Finalde arkadaşlar esnek devre kartı teknolojisiyle telefonun iç kısmında daha geniş alanlar elde edecekler. Bu açılan yeni alanları ise daha büyük bir bataryayla dolduracağı yine aşırı güçlü bir dedikodu. Şimdi hep güçlü iddialardan bahsettim. Bir tane de zayıf iddia var arkadaşlar. Zayıf iddia şu: iPhone 13 Pro ailesinin 4 kameralı bir dizilimle geleceği söyleniyor. Yani LiDAR sensörünü de eklersek arka tarafta bizi 5'li bir yapı karşılayabilir. Şimdi gelin hem biraz teknik özelliklerden bahsedelim hem de içeriği şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. iPhone 13 mini 5.4 inçlik ekran, 4 GB'lık RAM, 64, 128 ve 256 GB'lık modellerle birlikte gelecektir. Fiyatı da yaklaşık $700 olur. Yani bunun Türkçe'ye çevrilmiş hali ya yine 10.000 lira bareminde çıkar. iPhone 13 ise 6.1 inçlik bir ekran. Bunun dışında tüm özellikleri mini ile aynı. Fiyatı da $800 bareminde, yani yine ortaya 13.000-15.000 lira gibi bir şey çıkıyor. Geldik Pro modellere. iPhone 13 Pro'da 6.1 inçlik 120 Hz tazeleme hızında bir ekran, 6 GB RAM, çelik çerçeve, üçlü kamera dizilimi, tabi söylediğim sürpriz olmazsa, ve bir de LiDAR sensörü yer alacak. A15 Bionic chipseti tek söylemedim arkadaşlar. Çünkü modellerin hepsinde yine A15 Bionic chipset olacaktır. Pro'da da o olacaktır yani. 128 GB minimum depolama alanıyla başlayacak olan bu modelde $1050 bareminde çıkar. Yani 16-17'lere geldik işte. Pro Max'te ise Pro'dan tek farklı nokta olarak 6.7 inçlik bir ekran olur. Bir de yine video içerisinde söylediğim 1 TB'lık model çıkarsa da bu model bir tek Pro Max'e özel olur. Fiyatı da $1150 falan olur. Böylece arkadaşlar bir iPhone 13 nasıl olacak erken tahmin videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarız edeceğiz. Bu videoda aktardığımız bilgiler Eylül-Ekim ayı gibi telefon çıktığında %90 oranında doğru olur. Olmazsa da canımız sağ olsun, fakat dedikodular en çok bu bilgilerde yoğunlaşıyor. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa veya bize iletmek istediğiniz bir şey varsa yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.